Şu anda bu videoyu gece saat 12'de çekiyorum. Son dakika haberi geldiği için direkt kamera karşısına geçtim. Uykuluyum biraz. Bildiğin üzere WhatsApp bir gizlilik sözleşmesi onaylatmıştı. Fakat şu anda bir tane son dakika haberi geldi. Ve bu son dakika haberine göre bu gizlilik sözleşmesi tamamıyla iptal edildi. Bir diğer deyişle WhatsApp tamamen kararından dönmüş durumda. CNN'in haberine göre WhatsApp 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan kullanıcı verilerini Facebook ile doğrudan paylaşabilmesine izin veren yeni gizlilik sözleşmesinden vazgeçti. Yani bu habere göre bir gizlilik sözleşmesi onaylamak zorunda değilsiniz artık. Peki bu her şeyin çözümü olacak mı? Tabii ki de hayır. Bu platformlar yine bunları yapmaya devam edecek ama sadece biraz geri plana attılar kendilerini diyebiliriz. Bunun yapılma amacı Mark Zuckerberg'in yaşadığı davaları resmileştirmesiydi. Yani karşısına bir dava geldiği zaman ben bunları kullanıcılarımın izniyle yaptım. Herhangi bir suçum yok, onlar izin verdi diyebilmek içindi. Zaten yıllardır sizin verilerinizi, arama motoru, data verilerinizi, meta verilerinizi hepsini programlar kendi içinde algoritmalarına kaydedip başka kişilere satabiliyordu. Videolarımda neyden bahsetmiştim? Videolarımda tamamıyla bunları işte karşınıza daha uygun reklamlar çıkartmak veya kullanıcının daha çok hangi sitelere girdiğini, neleri araştırdığını, hangi ürüne ihtiyaçlarının olduğunu daha iyi bir şekilde yanıtlamak için, örneğin siz Instagram'a girdiğiniz zaman sizin aramalarınıza göre karşınıza reklam çıkartmak için böyle bir yola başvuruyorlardı. Zaten bütün operatör şirketleri veya alışveriş yaptığınız mağazalar, alışveriş merkezlerindeki telefon numaralarınız, bunun ucu bucağı yok. Hepsi bu işin içinde. Örneğin online bir alışveriş yapıyorsunuz. Telefon numaranızı verdiğiniz zaman telefon numarasını verdiğiniz firma sizin o bilginizi başka firmalara satabilir belirli ücret karşılığında. Bu yıllardır yapılan bir şey. Peki benim görüşüm ne bu konuda? Muhtemelen döndük diyecekler fakat perdenin görünmeyen kısmında bu işler yapılmaya devam edilecek. Belki de başka ustalıkta bir sözleşme hazırlanıp bunu gizli bir şekilde sizlere onaylatacaklar. Zaten İnsanlar karşılarına çıkan sözleşmeyi okumadan imzalıyorlar, okumadan onaylıyorlar. Bu zaaftan yararlanabilirler. Böyle bir haber dolanıyor fakat doğruluğu şu anda Mark Zuckerberg tarafından tescil edilmedi. Bir de şöyle bir husus var. Bunlar kesinlikle iptal olacağı benzemiyor. Yani hadi biz iptal ettik diye haberler çıkmış olabilir. Ama muhakkak ki bunlar yine yapılmaya devam edilecektir. Hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, hangi gizli programları kullanırsanız kullanın, sanal alemde ve internet ortamında yaptığınız yazışmaların tamamı bir yerlerde kaydedilir, bir yerlerde depolanır ve vakti gelince de devletler tarafından kullanılır. Belki de vazgeçmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi insanların WhatsApp'ı silip başka uygulamalara yönelmesiydi. Telegram şu anda kendi ülkem adına konuşuyorum. Türkiye'den çok indirilen uygulamalar arasında. Hal böyle olunca da WhatsApp birçok ülkede kan kaybetmeye başladı. Elon Musk'ın tavsiyesi üzerine birçok kullanıcı WhatsApp'ı sildi ve başka platformlara yönelmeye başladılar. Bu da en çok Telegram'da Türkiye'de Turkcell Bip'in işine yaradı diyebiliriz. İnsanlar Turkcell Bip'e bir gün içerisinde 500 bin kişi kaydoldu. Hal böyle olunca da WhatsApp bu sözleşmeyi vazgeçtim diyerek servis etmiş olabilir ama ilerleyen günlerde yeniden gündeme gelmeyeceği de meçhul. Bir karar verdiyseniz arkanızda olun. Ben güvenmiyorum açıkçası çünkü zaten bu programların hepsi bu işleri en başından beri yapıyordu. Yıllardır bütün kullandığımız uygulamalar, Netflix, Twitter ya sosyal medyada aklınıza gelebilecek bütün uygulamalar, hatta yeni bir telefon aldığınızda o telefona kurulum yaparken telefon firmaları, televizyon firmaları, bunun herhangi bir sınırı yok. Bütün bu kişiler sizin verilerinizi bir yerde depoluyor, bunu unutmayın. Eğer siz bir program indiriyorsanız, atıyorum WhatsApp'ta bu çok oluyor. Mesajlarınız silindiği zaman mesajlarınızı yedekleyebiliyorsunuz. Siz sanıyor musunuz ki bu mesajlar sizin hafıza kartınızda yedekleniyor? Öyle gözüküyor ama muhakkak ki başka bir serviste, başka bir birimde bunlar depo ediliyor. Şu anda sadece CNN'de var bu gelişme. Diğer haber siteleri veya başka kaynaklar bunu teyit etmedi. Facebook cephesinden yapılan bir açıklama yok. Ama dediğim gibi zaten bu yıllardır yapılan bir şeydi ve muhtemelen de yapılmaya devam edilecek. Şu anda iptal edilse bile yine gizlilikle bunlar sürdürülebilecektir.
Sosyal medya kullanıyorsanız da zaten bundan kaçış yok. Haberi CNN ilan etti, CNN duyurdu. 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan sözleşme tamamen iptal olmuştur diye. Yani bu gizlilik anlaşması bozuldu, yani yapmayacaklar dedi bir diğer deyişle. Ama dediğim gibi muhtemelen el altından yapmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Bu uygulamaları kullanırken de verilerinizin depo edilmeyeceği güvencesini veren uygulamalara dahi güvenmeyin, hep bir mesafeli olun önerisini sizlere sunuyorum. Bu arada bu konu hakkında çekmiş olduğum bir tane video var. Telegram uygulaması güvenli mi değil mi? Onu da kartlar kısmında bırakıyorum. Oraya tıklayarak da Telegram uygulamasının güvenli olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Anlattım ve aynı zamanda da WhatsApp sözleşmesinin bütün detaylarını sizlere aktardım. Yine bir gelişme olursa bu kanaldan sizlere aktaracağım. Kaçırmamak adına kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Bir diğer videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bildiğiniz üzere WhatsApp gizlilik sözleşmesini insanların önüne sunduğundan bu yana Türkiye'de çok şey değişti. Bir kere WhatsApp en çok indirilen uygulamalar arasında 4. sıraya geriledi. 1. sırayı Telegram aldı. Peki insanların aklına şu soru işareti takıldı. Acaba Telegram ve Turkcell VIP güvenli mi? Detaylar videomuzda. İlk olarak WhatsApp'ın nasıl hayatımıza girdiğinden bahsedeceğim kısaca. WhatsApp bildiğiniz üzere önceden SMS atıyorduk birbirimize ve bu bir anlamda büyük maliyetli işti. Attığımız her mesaja bir para ödemek zorunda kalıyorduk. Fakat WhatsApp hayatımıza girdikten sonra internet ve mobil veriyi kullanarak çok daha hesaplı, neredeyse ücretsiz şekilde mesajlaşma yolunu tercih ettik. Ve WhatsApp insanlara bir şey sundu. Neyi sunmuştu? Ben hiçbir şekilde sizin bilgilerinizi insanlara satmayacağım demişti ve insanların güvenini kazanmıştı. Fakat yıllar geçtikçe WhatsApp da değişmeye başladı. En büyük değişim de Mark Zuckerberg'in WhatsApp'ı satın almasıyla başladı. Mark Zuckerberg Facebook'un sahibi. WhatsApp'ı satın aldıktan sonra Mark Zuckerberg belirli periyotlarda davalara katılmaya başladı. Neydi bu davalar? Dünyadaki insanların gizlilik bilgilerini, kişisel bilgilerini üçüncü şahıs firmalarını satmakla suçladı. Peki bundan aklandı mı? Şimdilik aklandı diyebiliriz. Fakat bunun yasal kılıfını uydurmak için insanlara bir sözleşme dayattı. Bu sözleşmede insanlar resmen kişisel bilgilerini kullanmakta özgürsün diyerek bir onay butonuna basıyor. İlerle